Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Fatih. Bu hafta bir kadın gassalla yüzleşiyorum. Gassallık nedir? Gassallık nasıl yapılır gibi soruları bir hanımefendiye, yani bir gasilhane görevlisine, bir kadın gassala soracağız. Yani hanımlarımız ya da çocuklarımız ya da kardeşlerimiz ya da annelerimiz rahmetli olduğunda son geldikleri yerde, yani mezardan bir önceki yerde gasilhanedeyiz ve o cenazeleri yıkayan ablamız Emin ablayla birlikteyiz. Bu arada Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisi programlarımızın çekiminde Mersin turu boyunca bizlere yardımcı oldu. Çok sağ olsun. Bizleri burada karşılayan ve bizlere destek veren Bir İnsan YouTube kanalına da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerinin de YouTube kanalını açıklama kısmına yazdım. Mutlaka oradan kanallarına abone olabilirsiniz. Hazırsanız programımız başlıyor. Yer altında olmaya devam edin. Ablacığım hoş geldin. Buldum. Nasılsın? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah iyilik sağlık versin. Emine Bozkurt. Emine Bozkurt. Emine abla, vallahi ben merak ediyorum. Yani biz erkek olarak çekiniyorken bir bayanın bu işi yapıyor olması ilgimizi çekti. Senden bu işe nasıl başladığını öğrenmek istiyoruz ama öncesinde seni bir tanıyalım abla. Ben de Emine Bozkurt. Mutluyum. 45 yaşındayım, yani 76 doğumluyum. Ve bu arada mutluyum derken mutlu... Burası bir ilçe. Doğup büyüdüğüm yer ama evlendikten sonra Mezitli'ye geldik. Anladım. Yani Mersin Mut. Evet, Mersin Mut ilçesinden. Teşekkür ederim. Geldim. Peki ablacığım, nasıl başladı süreç? Nasıl gasilhaneye girdin? İlk anlar nasıldı? Bu işi babamdan gördüm, babamdan öğrendim. Ya hiç bir korkum olmadı. Severek yapıyorum. Yani şimdiye kadar da yaptım. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Amin. Çok güzel, gençlerin de hepsi, herkesin yapmasını istiyorum. Herkesin bu işi yapmasını mı istiyorsun? Herkesin bu işini yapmasını istiyorum. Hani en azından yakınlarına girsinler, annelerine girsinler, babalarına girsinler. Orada çünkü ruh orada oluyor ya, çocukların hizmetini görüyor, yakınlarının hizmetini görüyor. Kaç seneden beri bu işi yapıyorsun? 25 yıldır yapıyorum. 25 seneden beri. Evet. İlk karar anın nasıl oldu abla? Nasıl dedim ben gasilhaneye gireceğim diye? Ben severek girdim çünkü işimiz yoktu ve bir iş buldum diye o kadar sevindim de, daha önceden de zaten biliyordum. Yani severek girdim, yaptım, halen de severek yapıyorum. Diyorsun ki uzun zamandan beri bu işi yapıyorum. Yani evet, ölü yıkıyorum tabiri caizse. Evet. Şimdi bu zamana kadar gelmiş olan cenazeler arasında hiç böyle unutamadığın bir cenaze oldu mu? Oldu. Nasıl abla, anlatabilir misin? Bir tane cenazemiz gelmişti. Biz onu yıkadık, gönderdik. Yani mezarlığa gittik. Biz akşam oldu, herkes dağıldık evimize. Ertesi gün geldim. Cenaze yok, gelmemiş ama gelecek. Biz bunu bekliyoruz. Ben dedim, o günkü yıkadığım cenazede farklı bir yüz ifadesi vardı. Ben dedim, gidin Yasin'i dedim, bu mezarın başında okuyayım. Ben daha beriden varırken yılanın biri giriyordu, biri de çıkıyordu. Allah Allah. Ben orada bayağı bir donmuş kalmışım ya, o anda sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi aklıma geldi. O gelen kişi azgın ve münafık biri ise, o mezar onu sıktıkça sıkar ve kaburgaları birbirine geçer. Biz ona 99 tane yılan musallat ederiz. Eğer ki o yılanlardan bir tanesi yeryüzüne üfürürse, o yeryüzüne hiçbir şey bitmez. Halen dünya bile ayakta kalamaz, diyor sevgili Peygamberimiz. Ve o ölen kişi tekrar çağrılıncaya kadar o yılanlar onu ısırır sokar, ısırır sokar, diyor sevgili Peygamberimiz. Herkes gideceği yeri bu dünyada kendisi hazırlıyor. Orası mezarın içi ya cennet bahçesinden bir bahçedir ya da cehennem çukurundan bir çukurdur, diyor sevgili Peygamberimiz. Allah'ım herkesin mekanını cennetsin inşallah. Diyor ya yine, nasıl ölürsen öyle dirilirsin diye. Evet. Aynen, aslında baktığında öyle. Hiç buraya getirilip de böyle yıkama sırasında böyle hareket eden, eli kolu oynayan ya da titreyen ya da gülümseyen bir cenaze oldu mu? Ben evet yaşadım öyle bir şey. Yani dedik ya az önce de, herkes nasıl yaşarsa öyle olur. Bir tane teyzem geldi.
teyze diyorum artık, seviyorum. Onlarla orada içli dışlı olduk ki. 3-4 kişi de girdiler, ben yakınlarından alıyorum. Özellikle yakını, kızı, kardeşi içeriye alıyorum ki ruh burada onları görsün diye. O zaman ben 1-2 kişi alıyorum ama 5-6 kişi geldi. Dedim ama çıkmadılar saygıdan dolayı, üstünü örttüm. Üstünü çıkarmaya çalışıyorum. Parmaklarını böyle yavaştan yavaştan, hani biz diriden daha çok ölüye özen gösteriyoruz çünkü onun sorumluluğu bizde. Evet. Acımaz ama biz daha çok belek yıkar gibi parmakları böyle sıkılmış ve pantolonu tutmuş çıkaramıyorum. Allah açıyorum. Allah. Tek tek açtım. Ben buraya gelince bunlar geri kapandı. Allah Allah. Ben de dalmışım, dua ediyorum. Gufranike ya Rahman, ecene minen narbi afike ya Rahman. Rahman olan Rabbim affet diye. Bunlar geri kapanınca normalde kapanmaz. Kapanmaması lazım. Hemen şey oldum, herkesi dışarı çıkardım. Ve kapıyı ördüm, baktım geldi, kapıda düştü. Allahu Ekber. Üstünü açtırmak istemedi. Hemen o anda zaten orada farklı bir şey olduğunu. Çünkü bayağı bir uğraştım. Ben açıyorum, o geri sıkıyor. Normalde olmaz. Açarsın, kapanmaz. Çünkü donar. Böyle bir şey yaşadım. Onları çıkarınca evi kendilerinden iniverdi. Ve yalnız kaldım onda. Öyle güzel bir cenazeydi ki nasıl çevirsem öyle duruyordu. Allah Allah. Ya peki abla, hani gayri ihtiyari sormak gereğinde bulundum. Acaba hakikaten ölmüş müydü yani sonuçta parmak oynaması? Yani ben bayağı bir şey yaptım onu. Şüphelendim, yavaş yavaş yıkadım. Böyle bir şeyden şüphelendim değil de yavaş yavaş yapıyorum. Bayağı bir yavaş yaptım, durdum, bayağı bir beklettim, ne şey yaptım, yoktu. Ölmüştü ama böyle şeyler oluyor zaten. Allah Allah. Vallahi çok ilginç abla. Peki hiç buraya gelip de böyle gasilhaneye tam yıkama sırasında dirilen birisi oldu mu abla? Dirilen birisi olmadı. Sadece bir sesler geliyor. Hani bir ses var, bir yerden bir sesler geliyor. Bu acaba biz canlı mı, bu ölmemiş mi bakıyorum. Ölüp bir sesler geliyor içeriden. Hani vücut çok hasta yapmış ya. Hmm. Vücutta biliyorsunuz içeride bakteriler var. Aslında anlatılmaz da zaten anlaşıldı söylediğim kadarıyla. Onların sesiymiş. Allah Allah. Yani bayağı, çünkü ben bu ses ne diye araştırma yaptığımda en son gördüm ki vücudumuzda bakteriler oluyor ya. Hmm. O içeride vücudumuzun şeyi, yaşam şeyi biten yerlerde bakteriler artık dönüp bizi yemeye başlıyor yani. He, bizi yiyor. Bu mesleği yapıyorsun ya, hiç korkuyor musun? Korkmadım, halen seviniyorum bile. Ben o kadar onlarla içli dışlı oldum ki, birini de yıkadım, teyze yolladık, ben eve vardım. Çocuklar gençti. Çok ağladılar, çok üzülmüşlerdi, onları düşünüyordum. Akşam yattım. Halen o gece nasıl sabah olmuş? O günkü yıkadığım teyze geldi, rüyama geldi. Kapı çaldı, ben yattım, kapı çaldı. Kalktım, kapıyı açtım. Aa teyzeciğim sen misin, hoş geldin. Boynuna sarıldım, nasılsın? Teyzeciğim çocuklarım çok üzülmüştü dedim. Ben hemen çağırayım geleyim dedim. Kızım gitme dedi. Benim işim acele, ben sana geldim geri gideceğim dedi. Namaz kılmaya geldim kızım dedi. Allah Allah. Ben iki tane namazla serdim. Teyzemle biz namaz kıldık, namazımız bitti. Teyze duayı hep bana yaptı. Ondan sonra salavatlaştık. Teyze yolladım. Normalde bazı ruhlar gezebilir. Ama ben teyze yollayınca şırkada kapı sesine uyandım. Uyandım, kapı sesini duydum. O sesi duydum, uyandım. Allah Allah dedim. Halen ben korkmuyorum. Halen de sevindim. Yani ölüler de, diriler de dua ediyor. Allah Allah. Çok güzel bir şey. O kadar çok güzel dua etmişti ki. Yani ben seviyorum. Peki bu bir defa mı yaşadın abla bunu? Böyle rüyama gelenler oluyor ve ben daha çok mutlu ediyorum. Hep böyle dua ediyorlar. Yalnız yıkadım. Bayağı bir yalnız cenazeler yıkadım. Onlar daha çok geliyorlardı bana dua etmeye. Ailem bu işe nasıl bir tepki veriyor? Ailem memnunlar. Ben halen kızımı da öğrettim. Çünkü ben bayağı bir yalnız cenaze yıkadım. Kızımı çağırdım. Kızım dedim gel, hem öğren dedim. Bu işte çok dua var dedim. Kızım geldi, hiç korkmadı. Normal birini yıkarmış gibi. Bana orada yardımcı oldu. Çünkü bulamamıştım ve o cenaze biraz kiloluydu. Kızım da öğrendi yani. Gassal nasıl olunuyor? Gassal, ben Kur'an kursunda hem çok hizmet yaptım hem de iki kere Kur'an bitirme belgem var. Cenaze yıkama gassallık belgemi de aldım. Daha çok babamdan gördüm ve sağdan soldan gördüğümle değil de Peygamberimiz nasıl yapıyor, sünnet olanlar ne? Çünkü bazı teyzelerin yaptığına baktığımda biraz farklılıklar var.
Ben başkasından öğrenmek değil de daha çok kitaptan sünnet olanları yapıyorum. Hiç kimsesi olmayan cenazelerde ne oluyor? Biz onlar daha iyi diyeyim artık, o kimsesiz olanları biz daha çok benimsiyoruz. Ailesi onlar, oluyorsunuz yani bilmiyorum. Evet, evet. Onlar daha çok, burada her şeyimiz var. Kimseye torpil yok da halen bir iş adamının hanımı da geldi, bir kimsesiz de geldi. Bilmem biz kimsesizlerin daha çok kimsesi olmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun başkanımız da Neşet Bey de. Her şeyini aldık, her şey arabamız olsun işte. O kadar güzel yapıyorlar ki bu hizmeti. Buna çok önem veriyor başkanımız. Hiç bebek cenazesi geldi mi? Geldi, çok geliyor. Allah Allah. Yıkadık. Büyüğü nasıl yıkıyorsak bebeği de öyle yıkıyoruz. Doğmadan hani anne karnında canlanmamışsa, o bir canlanmadan düşmüşse o bir beze sarılarak gömülür. Ama anne karnında canlanmışsa, kaç aylık olursa olsun onu aynı yıkıyoruz, abdestini veriyoruz, kefenliyoruz. Aynı defne yapılıyor, namaz kılınıyor. Peki abla, böyle hiç yanmış, ne bileyim parçalanmış? Çok, çok evet. Onlar çok maalesef. Onlar karnında bebeğiyle vurulmuş Allah olanlar Allah. Var. Ya televizyonda duyduklarımızın hepsi, yani işte intihar çok oluyor. Biz onları, ben bir günde 4 tane 16-21 yaş arasını yıkadım. Bir günde 4 tane. Biz onları yıkayınca buradan kaçarcasına gidiyoruz. Ya annesi ölen çocuğu benimsiyorsun, onun yerine koyuyorsun. Buraya gelen cenazenin yerine kendini koyuyorsun. Mezardaki yatan cenazenin yerine kendini koyuyorsun. Ama evladı ölen anneyi görmek bile istemiyorsun. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Amin. Peki aile kapıdayken siz burada cenazeyi yıkadığınız sırada ailenin böyle dışarıda olması veya yanınızda durup ağlaması, hüzünlenmesi sizi rahatsız ediyor mu? Yok, etmiyor. Ben özellikle istiyorum zaten. Gelin diyorum, hani kızı olur ya da kardeşi olur. Gelin, onlara su döktürüyorum, onların içi ferahlıyorum. Onlar sonra seviniyor, ay çok güzel oldu, çok güzel yaptınız. Kendi içleri rahatlıyor ve cenazemize tabii ruh burada ya. Babanız da mı bu işle ilgileniyordu? Evet, babam da bu işi yapıyor. Peki anlatabilir misiniz kendisinden biraz? Babam çok şeyler yaşamış. Babam şimdi cenazeyi defne etmiş. Oradakilerle helallaşmış, onlar gitmiş. Babam telkin vermek için geri vardığında, telkin verirken içeriden bir çığlık sesleri gelmiş ve neredeyse yerinden oynamış. Babam geldiğinde mosmor olmuştu. Allah Allah. Cenazeden mi gelmiş sesler? Evet, toprağın altından gelmiş. Allahu Ekber ya. Sana gelen cenazeler arasında böyle mesela hani beni çok etkiledi dedin ya az önce, hatta geldi namaz kıldık birlikte cenazeyle diye. Evet. Bu şekilde başka bir hikayen var mı? Bana hediye geçiyorlar. Ben yani kimi korkuyor ya, işte rüyama girdi, rüyama geldi. Ve gelenler bana hep dua ediyor. Hep bana kızım diyorlar, dua ediyorlar, hediye getiriyorlar. Hani ben korkmuyorum. Tesbih geldi. Cenazede. Genelde daha çok evet başörtüsü getiriyorlar. Bana kızım diyorlar, bana dua ediyorlar. Yani ölüden de diriden de dua alıyorum. Sarkaşın yapmasını istiyorum. Allah razı olsun. Peki tesbih geldi, secde geldi dedin ya, bu nasıl oldu o süreç? Kızım dedi, ben senin yanına geldim. İşim acele, hemen gideceğim dedi. Buyur teyzem dedim. Namaz kılmaya geldim dedi. Yani biz o teyzeyle beraber sabaha kadar namaz kılmışız. Ben teyzeyi yolladığımda şırkada kapı sesine uyandım ve sabah ezan okunuyordu. Ama o sesi, kapının kapanma sesini duymuştum. Tesbih geldi dedin ya, bak tesbih evet. Nasıl getirdiler? Tesbih elime verdi, bunu kızım dedi, Mekke'den sana aldım dedi. Onu rüyamda verdi, ben böyle çekiyordum, uyandım. Gerçek ve baktım elimde tesbih yok. Allah Allah. Böyle herhangi bir cenaze konuştuğunu gördün mü abla? Yok, görmedim. Hiç konuşmadılar değil yok. Mi? Yok. Bir tanesinin, biz çok güzel kurulamıştık eminim, başörtüsünü de bağladım. Bağladığım başörtüsü şura bayağı bir yaşarmıştı. Sonra üstünden bir daha biz başörtüsü yüzünde kapatıyoruz. Yüzünü kapatırken baktım ki örtü yaş. Ben bunu değiştirsem, bu nereden yaş oldu? Baktım ki gözünden yaş akıyor. Allah Allah. Normalde akmaz. Akmaz ama ben gördüm. Yani gözünden yaş geliyordu. Dedim değiştirmedim. Çünkü bunda dedim başka bir şey var. Bir hikmet var mutlaka. Bir hikmet var, değiştirmedim. Ölü yıkadığın sırada, cenazeler geldiği sırada ilginç başına gelenlerden biraz bahseder misin? İlginç, burası çok şey ya, yani çok bayılıp düşenler oluyor. Yani daha çok yaşayanlardan. O da tabii ki çok bizi etkiliyor. Hani ölüden daha çok dirilerin öyle bayılması, düşmesi etkiliyor.
Yani ilginç. Bir tane cenazeye gitmiştik. Herhalde kimsesizmiş. Ya da çocuklar da uzakta mıydı? Evde ölmüş kalmış. Biz evden amca hastaneye götürüyoruz işte. O zaman ben de şeydim, bilmiştik, arkadaşlarla gidiyorduk. Vardık, yani vücudun eti erimişti, akmıştı. Allah Allah. Parçalanmış, vücudu erimiş. Bu tarz durumlarda olan bir cenazeyi nasıl yıkıyorsunuz? Parçalanmışlar, evet. Onlar doğrudan şeye gidiyor, otopsiye gidiyor. Mesela ameliyatta, ameliyathanede masada ölüp kalıyor. Hani ameliyat meclisini açıyorlar ya. Onlar, vurulanlar, işte sadece çürüyenler hariç. Öbürleri tüm otopsiye gidiyor, orada araştırma yapılıyor. Ama oradan da gelen o kadar, her yanı dikiş oluyor. Yani boynundan ayağına kadar. Tüm araştırıyorlar. O da tabii ki insanı etkiliyor. Hiç yakınlarından birisini yıkamak zorunda kaldın mı abla? Komşularım, arkadaşlarım, akrabalarım oldu ama çok şükür öyle kendi yakınımdan olmadı çok şükür. Allah'a şükür. Arkadaşım vardı bir tane. Namaz kıldığıma gittiğimde işte daha çok ya biz sonra başlardı öyle gülüyordu. Halen bana şey ne yapıyorlardı. Geçen o arkadaşım öldü Covid'den. Ben halen çünkü Covid'liler ayrı onlar tam giydiriliyor. Tam önlemli hastanede yıkanıyor. Onlar mezarlıklara gelmiyor. Covid hastalarını burada yıkamıyorsunuz doğru evet, mu? Evet yıkanmıyor. Yani Covid'den hayatını kaybetmiş olanlar hastanede yıkanıyor. Evet. Anladım. Biz işte biz sonra yapacağız. Şimdi çok erken böyle şaka da olsa konuşuyordu. Duyunca arkadaşım da duyunca hani ben senden işte benden uzak dur gibi böyle hani görevini duyunca şaka da olsa takılıyorlar ya. Evet. Ben işte sonra yapacağım gibi neye takılıyordu. Covid'den o arkadaşımı kaybettim, ona üzüldüm. En çok peki abla buraya gelen cenazeler hangi türde ölüm oluyor? Kanser. Kanser. Evet. Peki kanser hastasının vücudunda belirti oluyor mu? Onlar kendileriyle gitti, onlara söylemiyor. Allah'ın hepsinin kalbini pür nur eylesin, mekanını cennet etsin. Biz çok onların durumunu anlatmak istemiyoruz. Peki dışarıda mesela sen bu işi yaptığını söyleyince insanlar nasıl tepki veriyor abla? Ya çok farklı, şaka bile olsa çok farklı takılıyorlar. Yani işte korkmuyor musun? Halbuki burası her şeyi yaşayaraktan daha çok ibret alıyorsun. Yani dışarısı buradan daha çok korkunç. Daha çok tehlike, o kadar her yerde tehlikeler var ki. Çekiniyorlar benden biraz. Yani bir adım geri gidiyorlar. Abla peki ölümünden sonra kan vücuttan komple çekiliyor mu yoksa yıkama sırasında kan geldiği oldu mu? Oluyor tabii ki de. Biz o tepsili kanamaları ya da işte biraz farklı durumda olan cenazeleri soğuk suyla yıkıyoruz ki hem o vücudu donsun hem de o kanama dursun yoksa ılık ya da sıcak suyla zaten sıcak suyla cenaze yıkanmaz da ılık suyla yıkanmaz da o kanı durduramazsın. Yani o kadar çok kan fışkırıp gelir ki Allah'ım. Yani çok yani anlatsam inanamazsınız o derece. Estağfurullah. Yani bayağı bildiğin tazikli şekilde. Çok evet çok çok kan gelir çünkü soğuk o kanı hemen durdurur. Biz halen işte kafasından vurulmuş olduğunda önce bir havlu içine pamuk daha dışına poşet koyuyoruz ki kan görünmesin, akarak gitmesin, namaz kılınacak. Gören yakınları öyle görmesin diye bir şekilde onu durdurmaya çalışır. Kafasından vurulma dedik az önce. Yani bir cinayetten bahsettik. Bunlar çok geliyor mu abla? Kafasından vurulmuş, kalbinden vurulmuş. Cinayet çok evet. Cinayet, intihar çok. İntihar mesela en çok ne şekilde intihar ediyorlar orada? Pencereden atlamış oluyor. Balkondan düşmüş oluyor. O şekilde oluyor. Atlama sonucunda vücudu parçalanıyor ya. Yine nasıl bir yol izliyorsunuz? Şöyle çevirirken sadece tuttuğun yer gelir. Kırılmış oluyor ya. Yani normal cenazeyi tuttuk, çevirdiğinde her yanı birden döner. Ama onda sadece tuttuğun yer gelir. Geri yere kalır yani kemikler kırılmış oluyor. Hiç kendini iple boğarak asan bir cenaze geldi mi? Evet geldi. Neyle karşılaştın abla? Çok kötü bir durum. Onu anlatmayayım. Ne oluyor? Kafasının üstü morarıyor mu? Kafasının tüm vücut morarır. Tüm vücut morarıyor. Evet. Peki ipten dolayı boları kesilmiş mi oluyor abla? Oluyor. Boyun kısmı. Kesilmiş oluyor. Gözler, ağız, burun tabiri caizse böyle pörtlüyor yerinden. Doğru mudur?
Elbette dili dışına çıkar. Dili yani dışına çıkıyor. İntiharda o vakalar oluyor. Çoğu kazada oluyor, dilini ısırmış oluyor. Şeyde oluyor, intiharda, vurulmada, bir de kazada böyle şeyler oluyor. Hiç korktuğun oldu mu ya? Bu çok ayrı bir cenaze dediğin oldu mu? Ben halen onları inceliyorum. Daha çok ne yapmam, nasıl yaparım şöyle. Tabii ki çok farklı cenazeler geliyor. O cenazenin durumuna göre ben suyunu, yıkama işlemimi, hani bazısına sadece kubiklu suyu döküyorum. Çünkü bez sürtülmeyecek durumda olanlar oluyor. Kokularla nasıl mücadele ediyorsunuz? Kokularla çift maske takıyoruz ve çoğu zaman yemek yemiyorsun. Yemek yiyemiyorsunuz. Evet, yemek yiyemiyorsun. Su bile içerken biraz midem bulanıyor. Ama alışıyorsun artık zamanla, her şeye alışıyorsun. Normalleşiyor tabii bir yerden sonra. Evet, normalleşiyor. Çünkü alışmış oluyorsun. Bayağı ağır koku oluyor. Peki tam tersi, hiç böyle kötü koku olmayan bir ölü geldi mi abla? Tabii ki geliyor. Onlar bazıları güler gibi, böyle huzura ermiş gibi. Çok öyle yüzü güzel olanlar da geldi. Çok böyle yüz ifadesi farklı olanlar da geldi. Hiç evlat yıkadın mı birisinin evladını? Evlat, çocuk. Çocukları çok yıkadım. Çok geliyor. Annelerinin, babalarının burada durdukları zaman feryatlarından çok etkileniyor musun? Ya evet, çok etkilendik. 13 yaşında bir kızımız gelmişti. Onun annesi geldiğinde böyle başına. Zaten kendini tutamıyorsun ki. Yani Allah korusun. Çok Allah'ın ağacı kimseye yaşatmasın. Amin. Amin inşallah. Normalde zaten öyle evlatları, ölenlerin annelerine, yakınlarına tüm iğne vuruluyor. Çünkü çok farklı bir acı. Onların zaten iğne vurulmasa zaten ayağa da kalkamazlar, gelemezler. O iğneyle geliyorlar, ne zaten onlar görmek istemiyorsun. Ve sadece düşmesin, tutalım herhangi bir şey olursa diye, yoksa buradan çıkmak istersin yani. O anı görmemek için. Allah razı olsun, bu işi yapıyorsun. Abi. İnsanlar bu işten çekiniyorken bir hanımefendi bu işi yapıyor. Aslında hepimizin son durağında, son yerinde ve sonda, bakın son noktada olduğumuzu unutmayalım. Ablam da en son olduğumuz yerde hanımlarımızı karşılayacak, onları yıkayacak olan kişi. Bir gassal olarak, bir hanım gassal olarak insanlara ne söylemek istersin? Herkes yakınının cenazesine girsin. Hele hele anneleri vefat ettiğinde kızları girsin. Suyunu döksün, annesinin başını yıkasın. Çünkü anneleri ruh burada oluyor ya. Bana öyle geliyorlar rüyamda ya. Onlar da girsinler, anneleri seviniyor. Ruh görüyor onları. Allah senden razı olsun. Yani yapsınlar, korkulacak hiçbir şey yok. Gençlerimiz yapsınlar, bazı şeyi görerek yaşasınlar, görerek öğrensinler. Çünkü hepimizin geleceği yer burası, son durak. Cenazemiz geldiğince önce kefeni biçiyoruz, hazırlıyoruz. Cenazeyi yıkadıktan sonra cenazeyi şöyle çeviriyoruz, onu bir kişi tutuyor ya. Biz hemen şu tarafını açıyoruz. Şöyle. Şurayı açınca zaten bıraktı mıydı cenaze? Cenaze tam ortaya geliyor. Zaten cenazemizin üstünde çarşaf var. Biz kurularken çarşaf örtmüştük. Çarşafın altından hemen şunu çeviriyoruz. Ondan sonra gömleğimiz. Kamis. Yakasız gömlek diyoruz. Yakasız gömlek dediğimiz şeyde. Evet. Bu arada gömleğimiz. Kısımda burası oluyor galiba. Evet. Göğüs örtümüz. Bayanlarda göğüs örtüsü. Ondan sonra göğüs örtümüzü sarıyoruz. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra yüzünü de kapatacak şekilde başına bağlıyoruz. Başına bağlıyoruz. Birini yüzüne örtüyoruz. Biriyle de başını bağlıyoruz. Bunları bir tarafını şöyle kapatıyoruz. Ondan sonra öbür tarafını kapatıyoruz düzgün bir şekilde. Bu tarafını kapatıyoruz. Sağlı sollu. Bebek kundağı yapar gibi. Doğduğumuzda öyle yapıyorlar ya, bebek gibi. Öldüğümüzde de aynısı. Böyle kundak yapıyorlar. Şimdi bu tarafını... Allah'ım da sevdiğim. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şu tarafını.
Şimdi kapattık cenazemizi. Önce başucundan bağlıyorum. Kefeni biçerken parçalar ayırmıştım bağlamak için. Bunu dizine bağlıyoruz. Şuradan. İsraf haram kefende de. Yani normal peygamberimiz nasıl yapmışsa öyle yapıyoruz. Bunu ikiye bölüyoruz. Makasımız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şunlar yarım aldım ki kefende de israf haram. Öbürleri büyük. Şuradan ayağının ayak ucundan bağlıyorum. Şöyle bağlıyorum. Çünkü bu kabirde çizilecek. Hocamızın çizeceği şekilde birikirt. Biri ilmek. Bunu başucuna bağlıyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da aynı bağlanıyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu beline alıyoruz. Yukarıdan şöyle yapınca iniyor. Şöyle kaydırıyoruz. Belinden aynı şekilde bağlıyoruz. İlmek atıyoruz. Bunu da dizinden bağlıyoruz.